Benlik, enaniyet, bunlar insanların ayağını kaydıran, isyan ettiren duygular. İnsanın nefsi benliği her türlü taşkınlığa, azgınlığa açıktır. Hele hele nefsine mağlup olanların cinayetlerine bakınca insan ne kadar ürperir, değil mi? Evet. Onlar nefislerinin esiri olup milyonların katili olmuşlardır. Allah'ın sonsuz irade, kudret ve hikmeti karşısında insan kendi içliğini, yetersizliğini o benlikle kavrayabilir. Anlıyorum. Kendi benliğini sonsuz karşısında ölçümleyebilenler, peygamberler ve onların işaret ettikleri yolda gidiyorlar. Benliklerine mağlup olanlar da her şeyi kendi nefislerine, kendi sınırlı güçlerine sonsuzluk vehmettirerek taşkınlığa girip zavallı hale geliyorlar. Benlik iki taraflı bu durumda. Evet. Birincisi benliğin altında kalanı zalimleştirir, azgınlaştırır enaniyeti. Benliği kendine binek yapanı da olgunlaştırır, salihleştirir enaniyeti. Benliğine bütünlüğüyle mi yoksa parça parça mı mağlup olur? Bütünüyle mağlup olanın ıslahı zordur. Ama kısmen mağlup olanlara da nasihatın binlerce yolu vardır. Anlaşıldı, yine bir görev var. O zaman niye duruyorsun? Hayatta esas olan kaostur. Kaos mücadele ister, savaşmak ister. Güçlü olan ayakta kalır, diğerleri elenir. Hayatımız kendi kurgularımızla akar. Olayların anahtarı kendi elimizdedir. Olayları doğru okumak, direnebilmek, dolayısıyla doğru yaşayabilmek, hepsi kendi irademize bağlı. Tesadüfler önümüze ne çıkarırsa çıkarsın, özgüvenimiz karşısında yıkılıp gidecektir sürekli. Bu bir kadercilik eleştirisi, doğru mu anlıyorum? Evet. Çünkü kadercilik insanı korkak yapar. Sürekli bir tedirginlik içinde yaşarsınız. Özellikle hayata yeni başlayan genç arkadaşlar için bundan daha sakıncalı bir şey yoktur. Kaderci olmak kabullenmek demektir. Kaderci olmak teslimiyettir. Siz başarılarınızı bu yaklaşım tarzına mı borçlusunuz Güçlü Bey? Elbette. Ben asla yetinmedim. Çünkü azla yetinmek duygusu hırsı öldürür. Yetinmeyeceksiniz. Sonuna kadar gideceksiniz. Kaderinize razı olmak sizi tembelleştirir. Her şey sizin elinizde. Yardım beklemeyeceksiniz. Unutmayın, kimse size bir şey vermez. Siz kendi fırsatınızı kendiniz var edersiniz. Siz alırsınız. Her zaman yanımızda birileri bulunmaz. Evet baba, evet. Süper konuşuyor değil mi anne? Herkes babamın söylediği gibi davransa dünya çok güzel bir yer olur. Ama herkes sadece istediklerinin peşinden koşsaydı dünya yaşanmaz bir yer olurdu. Değil mi Tilbeciğim? Anlamadım vallahi anne. Yoksa zayıf düşer ve bir daha toparlanamazsınız. Peki başarısızlıkla karşılaştığımızda ne yapmalıyız Güçlü Bey? Size bir uzak doğu deyişini hatırlatmak istiyorum. Düşersin 7 kez, kalkarsın 8 kez. Hayat böyle. Siz ayağa kalkma gücünü kendinizde bulamazsanız her zaman kaybedersiniz. Ben bu kitapta bunları anlatıyorum. Her şey bizim elimizde. Bir şeyi yeterince isterseniz, istemekte inat ederseniz mutlaka başarırsınız. Oysa kaderinize razı olursanız yenik düşersiniz. Oğlum, evladım, yeter Allah aşkına, izleyip durma şu adamı. Abuk sabuk şeyler söyleyip duruyor zaten. Sen ne biçim konuşuyorsun anne Güçlü Oktay hakkında? Sen o adamın okuduğu kitapların %1'ini okudun mu acaba? Yavrum, bunun kitap okumakla ne alakası var? İnsan her zaman istediklerini elde edemez. Belki bunda bizim için bir hayır vardır. Hırs iyi bir şey değildir oğlum. İnsan hasta eder. Anne, bu adam sayesinde işimde terfi ettim. Bu adam sayesinde daha iyi yaşıyoruz. Ve göreceksin. Birkaç aya kalmadan müdür yardımcısı olacağım. Ha, göreceksin. Elif'le de evleneceğim. Çünkü istiyorum. Anladın mı anne? İstiyorum. Ama evladım, Elif seninle evlenmek istemiyor ki. Söyledi ya istemediğini. Ama ben istiyorum anne. Güçlü Oktay'ın da söylediği gibi. Düşersin 7 kez, kalkarsın 8 kez. Şimdi beni rahat bırak, anladın mı anne? Gitgide vahşileşen bir dünyada kim kime yardım eder? Kimden yardım isteyebilirsiniz? Kimseden. Kimse size bir şey vermez. Siz alırsınız. Beklemeyin. Harekete geçin. Teslim olmayın. Evet sayın seyirciler. Bu haftaki konuğumuz Güçlü Oktay'dı. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anne,
Babam gelene kadar dışarı çıkabilir miyim? Sibel'le dolaşırız belki biraz. Ama baban gelene kadar dönmüş ol, tamam mı? Tamam. Anne, karnım acıktı. Oy, hadi gel sana bir şeyler hazırlayalım. Hadi. Siz Yusuf'un yerine gelen yeni arkadaşsınız değil mi? Evet Güçlü Bey. Hayırlı olsun, isim neydi? Salih Demir. Hayırlı olsun Salih. Önce yayın evine uğrayacağız, ondan sonra da eve geçeceğiz. Tabii Güçlü Bey. Yarın sınavda ne yapacağız? Vallahi seni bilmem ama ben bugün yaptıklarımı anlatırım. Hiç çalışmadık. Çok hoş. Asibe, ne güzel toka değil mi? Hadi gel alalım. Tilbe, ben yanıma hiç para almadım. Ya bende var. Hadi gel. Hadi gidelim. Eda, yeni geldik. Gidelim dedim sana. Ne oluyor ya? Küçük hanım, bakar mısınız lütfen? Efendim? Sende bana ait bir şey var galiba. Yok bende bir şey. Hırsızlık yapmaya utanmıyor musun sen bu yaşta? Haline bakılırsa her şeyi alabilecek gücün var. Ne diye hırsızlık yapıyorsun? Çıkar o cebindekini. Tilbe, ne yaptın? Şimdi tercihini yap. Ya seni polise vereceğim ya da anneni babanı buraya çağıracaksın. Annemi çağırmak istiyorum. Hep şoförlük mü yapıyordun Salih? Her zaman değil. Hep ne gerekiyorsa onu yaptım diyelim. Oysa kendine bir yol seçip de gitseydin belki çok yol almıştın. Buna da şükür. Ben halimden memnunum. İşte tam olarak da bunu söylüyorum. Şükür insanı hatırlaştırır. Azla yetinmesine neden olur. Ama dünya çok acımasız. İstediğimizi elde etmek için tırnaklarımızla söküp almak zorundayız. Beyefendi, ne diyeceğimi bilemiyorum. Tilbe hiç böyle bir kız değildir aslında. Biz onu hiçbir şeyden mahrum bırakmayız. Ne olur, unutalım bu olayı. Kızınızı hiçbir şeyden mahrum bırakmamışsınız ama gereken eğitimi de verememişsiniz. Tilbe, özür dile. Özür dilerim. Herkes benim kadar anlayışlı olmayabilir. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Çok teşekkür ederiz beyefendi. Tekrar özür dileriz. Rica ederim.
Anne yemin ederim bir daha yapmayacağım. Tilbe bunu niye yaptın anlamıyorum kızım. Hiç anlamıyorum. Para yoktu yanımda. E kızım benden isteseydin. Ama o an almak istiyordum tokayı. Ya şimdi beni anladın mı? Herkes istediklerinin peşinden giderse çok kötü olur demiştim. Hatırladın mı? Hatırladım. Ne olur bir daha bunu yapma kızım. Sabretmeyi, beklemeyi, hatta kaybetmeyi, her istediğini alamayabileceğini öğrenmek zorundasın. Yoksa çok mutsuz olursun. Mutsuz edersin. Babama söylemeyeceksin değil mi anne? Ama Tilbe... Lütfen. Sadece bu seferlik. Canım annem benim. Buyurun. Teşekkür ederim Salih. Yarın sabah görüşürüz. İyi günler Güçlü Bey. Baba, baba hoş geldin. Hoş bulduk aslan oğlum benim. Hoş geldin hayatım. Hoş harika bulduk. Çiçekler. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım baba. Yarınki sınavı geçebilecek miyim dersin? Elbette kızım. Yeterince çalıştın. Kendinden eminsin. Geçeceksin. Hem de çok iyi bir dereceyle. İnşallah kızım. Ya baba tam benim odamın camının olduğu yere güvercinler yuva yapmışlar. Pencerem bile kirleniyor. Sakın yuvayı bozmaya kalkmayın kızım. Ekmek kırıntısı falan bir şeyler koyalım yuvanın yakınına. Tamam baba. Acaba yarınki sınava biraz daha çalışsam mı anne? Sınavdan bir gece önce çalışmak zararlı Tilbeciğim. Bu gece yat dinlen. Uyumadan önce de dua et. Allah'ım bana yardım et diye. Handan, neden benim söylediklerimi hiç dinlemiyorsun? Nasıl yani? Yardım beklentisi insanı zayıf düşürür. Ben çocuklarımın zayıf karakterli insanlar olmasını istemiyorum. Bunu sonra konuşalım Güçlü. Şükrettiniz mi çocuklar? Aa, haklısın anneciğim. Handancığım, inadına mı yapıyorsun? Yo, gerektiği için yapıyorum. Yaptığının çocuklarımızı tembelliğe edeceğinin farkında değil misin? Peki sen yaptığının çocuklarımızı değer bilmeyen insanlar haline getireceğinin farkında değil misin? Of ya of, yeter! Bıktım artık, bir karar verin. Hangisi doğru, bir karar verin. Kalk Yiğit. Sen hangisinin doğru olduğunu gayet iyi biliyorsun Tilbe. Of! Kitaplarım kaç baskı yapıyor? Haberin var mı senin? Var. Yarın yılın en çok satan kitabı ödülünü alacaksın. Öyleyse. Kitabının çok satması söylediklerinin doğru olduğu anlamına gelmez ki Güçlü. Kitaplarını okuyan milyonlarca insanı yanlış etkiliyorsun. Yazdıklarımla onları güçlendiriyorum. Peki ya herhangi bir aksilikle karşılaştıklarında ne olacak? Savaşacaklar. Ama kime karşı savaşacaklar? Ya ne kadar ters bir yerden yaklaşıyorsun. Belki de insanlar arzu ettikleriyle savaşmalılar. Sahip olmak için değil. Saçma sapan konuşma Handan. Sen nereden bileceksin? Alt tarafı bir ev kadınısın. Bu evde benim kitaplarımın kazancı sayesinde yaşayabiliyorsun. Farkında değil misin sen? Handan. Handan özür dilerim. Affet beni. Handan. Öyle demek istemedim. Ne oldu Yiğit? Korkuyorum. Senin yanında yatabilir miyim? Sen babamı hiç dinlemiyorsun galiba. Korkularımızın üstesinden gelebiliriz. Korkular bilinçaltımızın bize oynadığı... Hiç anlamıyorsun değil mi? Bilinçaltı ne demek? Boş ver, gel hadi.
Günaydın. Günaydın Handan. Kahvaltın hazır. Hayırlı sabahlar Salih Bey. Güçlü bir şeyler atıştırıyor. Buyurun içeri gelin. Teşekkür ederim Handan Hanım. Günaydın efendim. Hoş geldin Salih. Buyur sen de bir şeyler ye. Sağ olun. Bir an evvel yola çıkmazsak trafiğe takılabiliriz Güçlü Bey. Peki haklısın, ben geliyorum şimdi. Hı hı. Beni affetmeyecek misin? Lütfen. Çok pişmanım. Öyle demek istemedim. Ben seni çok seviyorum. Bugün beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Ödül törenine gel lütfen. Yanımda olmazsan kendimi çok yalnız hissederim. Gel, lütfen. Ben çantanızı getiririm efendim. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Yardım edeyim amca. Sağ ol evladım. Önemli değil. Vallahi seni Allah gönderdi evladım. Allah razı olsun. Ben kendim geldim amca. Bak yoldan geçen onca adam sana yardım etti mi? Etmedi. Ben ettim. Ben tercih ettim. Hadi hayırlı günler. Sana da evlat. Çok heyecanlıyım. Hepinize teşekkür ederim. Özü itibariyle kötü bir insan değil. Çünkü Allah insanı kerim olarak yaratmıştır. Her insanın özünde bu güzellik çekirdek halinde vardır. Ama kul vardır bunu fark eder. Kul vardır körlükle inadı sürdürür. Bilse ki dünyada kör olan ahirette de kördür. Yine de içindeki iyi niyeti davranışlarına yansıtabiliyor. Fakat şunu da anlaması gerek. İyi amel imanla bütünleşince güzeldir. Anne, sen niye babamla gitmedin? Şimdi gidiyorum kızım. Sen kardeşini de alır binersin servise, tamam mı? Tamam anne. Babam çok sevinecek. O sensiz yapamaz. Ben de onsuz yapamam. Sevgili konuklar, bu senenin en başarılı eserlerinden birine imza atan ve en çok satanlar listesinde birinci sırada yer alan Her Şey Sizin Elinizde kitabının yazarı Güçlü Oktay'ı sahneye davet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Thank you.
yaptım. Ayrıca 10 bin liralık çeki almaya hak kazanan yazarımızı kutluyoruz. Tebrik ederim. Bu ödülü eşim Handan ve çocuklarım için alıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geç kaldım, geç kaldım. Sevgili yazarım, kutlarım, tebrikler. Sağ ol Ahmetciğim. Sana vefa borcum var. Yok canım. 10 yıl evvel beni ciddiye alıp da bu kitabımı basmasaydın ben bugünlere gelemezdim. Sağ ol. Bu çeki yardıma muhtaç çocuklara bağışlayalım Ahmet. Nasıl olsa bizim ihtiyacımız yok. Bari bir faydamız olsun. Aa Güçlü Bey, keşke bu bağışı basının önünde yapsaydınız. Çok daha iyi reklamınız olurdu. Ben reklam olsun diye kimseye yardım etmem hanımefendi. Görüşürüz Ahmetciğim. Görüşürüz, güle güle. Handan gelmedi mi? Hayır Güçlü Bey. Gidelim. Güçlü Bey. Güçlü Bey. İmzalayabilir misiniz? Kim diyelim? Gökhan. Ben Gökhan efendim. Sizin sayenizde daha önce hiç hissetmediğim kadar güçlü hissediyorum kendimi. Her şeyi yapabilirim gibi geliyor bana. Elbette yapabilirsin Gökhan. Kendi hayatımıza hakim olabiliriz. Yeter ki bunu isteyelim. Peki ya bu bir başkasına bağlıysa? Mesela bir kızı çok seviyorsak ama o... Ona kendisini ne kadar sevdiğini anlatabilirsen o zaman seni anlayacak. Ve reddetmeyecektir. Onu ne kadar sevdiğini göster ona. Tamam, anladım efendim. Sağ olun. Merhaba Güçlü Bey, beni merhaba. Hatırladınız mı? Hatırladım evet. Siz Derin Yayın Evi'ndensiniz. Tebrik ederim. Sağ olun. Patronumuz sizinle yüz yüze görüşmek istiyor. Gerçekten de reddedemeyeceğiniz bir teklif hazırladık. Pardon, neyle ilgili? Yeni kitabınızın bizden çıkmasını istiyoruz. Görüşmemize gerek yok Nermin Hanım. Ben yeni kitabımı da 10 yıldır çalıştığım yayın evinden çıkaracağım. Yanlış anlamayın ama benim Ahmet Bey'e vefa borcum var. Kitabım sattığı için onu yüzüstü bırakamam. Ahlaken de doğru olmaz. Dostluk anlayışıma da sığmaz. Teşekkür ederim. Sizin alışkanlıklarınızdan vazgeçmediğinizi söylemişlerdi. Pardon? Hala daktilo ile yazıyormuşsunuz. Şahane, çok romantik. Fakat Güçlü Bey, eski şeyler çok çabuk bozulurlar bilirsiniz. Yenilemekte yarar var. İyi günler. Hay Allah, kaçırdım töreni. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الفاتحة. Korkarım eşinin ölümüyle aklı kalbine iyice baskın çıkacak. İsyan edecek. Belki de dönüşü olmayan bir yola girecek. Sınırlı olanı sınırsız vehmetmek dengeyi bozar. Haddi aşırır. Aklının sınırsız çözüm gücüne olan güveni burada yeterli olmadığını görecek. Ya isyanını kontrol edemezse? Niyeti temiz olana Allah'ın önüne çıkaracağı o kadar çok sebepler var ki. Yani biz sebeplik işimizde kalalım. Hakka perde olmayalım. Arif olana işaretin yetmesi ne güzellik. Anneanne, annem nereye gitti? Öbür dünyaya gitti. Orası nasıl bir yer? Ne yapar orada? Orası şöyle. Diyelim ki yastık evimiz var. Annen önceden gitti. Hazırlıkları yapıyor. Bizim için orada olmasını, evimizde olmamasını üzüntüyle mi, yoksa gideceğimiz güne kadar annemizi üzmeyecek şekilde sevinçli bir beklentiyle mi karşılamalıyız? Biz o zaman ne yapalım annem için? Güzel güzel dualar etmeliyiz. İyilikler yapmalıyız. Çalışkan olmalıyız. Of, bunları söylemek iyi güzel de annemi geri getirmiyor sonuçta. Annem öldü ve bizi yalnız bıraktı. Yavrum, ben neden öyle söylüyorsun? Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Annen için dua edelim kızım. Onun bizim duamıza çok ihtiyacı var. Bizim de dua etmeye, Allah'a sığınmaya ihtiyacımız var. İnan bana böylece acın azalacak. Bak göreceksin. Sabretmen daha kolaylaşacak. Anne, ne anlatıyorsunuz çocuklara? Sabretmenin yolları ne oldu? Hiçbir şeye sabretmek zorunda değiller. Eğer çocuklarımı bu tip şeylerle eğitecekseniz çıkıp gidin bu evden. Ben sabretmeyi yeğlerim oğlum. Alışacaklar. Duydunuz mu beni? Anneniz yok artık. Buna alışacaksınız. Onun yokluğuna alışacaksınız. Onsuz yaşamayı öğreneceksiniz. Güçlü olacaksınız, anladınız mı? Hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edeceksiniz. Yani annem varmış gibi mi? Hayır, o öldü. Anneniz artık yok. Dik duracaksınız. Beni çağırmışsınız Güçlü Bey. Evet, evet. Ofise gideceğim, çalışmam lazım. Baba, çalışacak mısın? Annemi daha yeni orada bıraktık. Sen gidip çalışacak mısın? İnanmıyorum sana. Güçlü, çocukları yalnız bırakma bu gece. Yalnız kalmaya da alışmaları lazım. İnsan aklı bütün acılarla baş etmeye yetmez. Çünkü her insan her acıyla baş etmeye yetecek kadar çok şey biliyor olamaz. Ben yeterince şey biliyorum. Ama Allah şöyle buyuruyor. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. İsterseniz bunu da bir düşünün. Bana ne yapacağımı söyleme. Senin yardımına ihtiyacım yok benim. Anladın mı? Yok.
Ne yapıyorsun sen burada? Ben sadece... Ben annemi çok özledim baba. Bak. Onun kokusu. Duyuyor musun bak? Saçmalama Tilbe. Annemi özlemenin nesi saçma baba? Bunlarla vakit kaybetme. Ancak kavuşabileceğin insanları özleyebilirsin. Baba sana inanamıyorum. Bu kadar katı olmana inanamıyorum. Sen böyle bir insan değilsin. Kendine de bize de yalan söylüyorsun. Benimle nasıl konuştuğuna dikkat et. Doğru değil mi? Pencereme yuva yapan o güvercini hatırlamıyor musun baba? Onu nasıl da korumuştun? Ama şimdi bize yaptığına bak. Neden baba, neden? Yeter! Bir daha o eşarbı takmayacaksın. Anladın mı? Ve bu odaya da bir daha girmeyeceksin. Neyin var senin baba? Duygularına ne oldu? Nasıl bu kadar kolay unutabildin annemi? Onunla ilgili en ufak bir şey görmek bile istemiyorsun. Ama o senin aptal ödül törenine gelirken öldü. Senin yüzünden öldü. Onu sen öldürdün, anlıyor musun? Sen öldürdün. Yeter! Neden yazamıyorum? Neden? Neden bu kadar durgunsun? İşten çıkartıldım anne. Beni kovdular. Ama oğlum neden? Hani çok seviyorlardı seni. Hani çok takdir ediyorlardı. Şirketin işleri iyi gitmiyormuş. Kadro daraltmaları gerekmiş. Benimle birlikte tam 25 kişiyi daha çıkardılar. Olsun oğlum. Her şeyde bir hayır vardır. Allah bir kapıyı açar, bir kapıyı da kapatır. Yaklaşma anne. Yaklaşma. Ben hiçbir şeyi hak etmiyorum. Zayıfım. Zayıfların bu dünyada yeri yok anne. Benim bu dünyada yerim yok. Hiçbir şey benim elimde değil. Oğlum neler söylüyorsun sen? Neden böyle en küçük bir aksilikte kendine bunları söylüyorsun? Neden? Şimdi Elif de. O da istemeyecek beni. Oğlum yavrum yapma böyle. Rahat bırak anne. Beni rahat bırak. Ne yaptın oğluma? Ne yaptın?
Biliyor musun baba? Ölmeden bir gün evvel annem beni bir beladan kurtardı. Hırsızlık yapmıştım. Gelip aldı beni. Sana söylememeye de söz verdi. Bana ne dedi biliyor musun baba? Sabretmeyi, beklemeyi, hatta kaybetmeyi, her istediğini alamayacağını öğrenmek zorundasın. Yoksa çok mutsuz olursun. Mutsuz edersin. Yalnız bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız. Aslan oğlum, bak nasıl da toparlamışsın kendini. İş başvurusu mu yapacaksın? Hayır, Elif'le konuşacağım. Oğlum, ben konuştum Elif'in babasıyla. Gel vazgeçelim bu işten. Kızın gönlü yok. Onu ne kadar sevdiğimi anlayınca beni reddetmeyecek biliyorum. Oğlum, daha önce de konuşmuştuk. Zorlama ne olur. Zorlamayayım demek. Ne yapayım? Razı mı olayım? Olmayacağım. İş hayatında başarısız oldum diye hiçbir şey yapamayacağımı düşünme. Düşersin 7 kez, kalkarsın 8 kez. Merhaba Elif. Merhaba Gökhan. Elif, ben annemle de konuştum. Yani ben seninle, senin benimle... Gökhan, annem babamla konuşmuş. Ben kararımı verdim, söyledim de. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Neden? Gökhan, çünkü seni sevmiyorum. Ama ben seni seviyorum. Gökhan, bu tek taraflı olacak bir şey değil ki. Çocukluk arkadaşımsın, seni seviyorum ama bu evlilik bambaşka bir şey. Elif, bak... Seninle evlenmeyi gerçekten çok istiyorum. Ve bunun için elimden gelen her şeyi yapabilirim. Seni sevdiğimi anlatmak için her şeyi yaparım Elif. Gökhan, bu hayatta her zaman istediğin şeyler olmaz. Elif, her şeyi yaparım. Gökhan, sen nasıl bu hale geldin? Nasıl? Nasılsın Yiğit'ciğim? Salih abi, kafama hiçbir şey girmiyor. Öğretmenin hiçbir anlattığını anlamıyorum. Salih abi, ben annemi çok özlüyorum. Onsuz hiçbir şeyin anlamı yok. Galiba dayanamayacağım artık. Buramdaki acı geçmiyor bir türlü. Orandaki acının hafiflemesi için dua etmelisin. Dua güç bulmak, zorlukla, acıyla mücadele etmek için en iyi silahtır. Annem de hep böyle söylerdi ama babam... Bir şey başaracaksanız yalnızca kendinize güvenin. Kendinize güç bulun derim. Ama ben kendimi çok güçsüz hissediyorum. Gel o zaman senin orandaki acıyı biraz hafifletelim. Dua edelim birlikte. Gör bak nasıl güçleneceksin. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım. Yiğidin halini en güzel hale çevir. Gönlünü aç. Ona zihin açıklığı ver. Anneanne ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun Tilbe? Uzaksa ben bırakayım. Nereye gittim seni hiç ilgilendirmez. Annem değilsin, babam değilsin. Evladım, ne biçim konuşuyorsun? Senin iyiliğin için. Karışmayın bana. Şimdiye kadar siz mi söylediniz benim ne yapacağımı? Ne olacak bu çocuğun hali? Babasının da hiç umurunda değil. Bu ne gürültü? Hiçbir şey yazamıyorum sizin yüzünüzden. Oğlum, Tilbe'yle biraz ilgilensen. Çok hırçınlaştı. İlgilenirim sonra. Şimdi sessiz olun. Yazmam lazım benim. Hiçbir şey yazamıyorum ki sizin yüzünüzden. Sevgili konuklar, yazarlarımızı dinledikten sonra sorularınıza geçebiliriz. Siz buyurun. Benim sorum Güçlü Oktay'a olacak. Kitaplarınızda her durumun, her duygunun rasyonel bir açıklaması olduğunu söylüyorsunuz.
Oysa akılla ya da mantıkla açıklanması mümkün olmayan birçok şey yaşıyoruz hayatta. Bunları yok sayarak nasıl başarılı olabiliriz? Bu mümkün mü sizce? Ne biçim bir soru bu? Geçelim lütfen. Başka sorusu olan var mı? Siz buyurun lütfen. Benim sorum da Güçlü Bey'e olacak. Eşinizi kaybettikten sonra kendinizi toparlayacak gücü nasıl buldunuz? Nasıl ayakta kaldınız? Kendi teorinizi bizzat nasıl uyguladınız anlatabilir misiniz? Benim çıkmam gerek. Güçlü, güçlü dur nereye? Hep senin yüzünden. Tutturdun illa bu panele katıl diye. Beni saçma sapan sorulara maruz bıraktın. Neden öyle çıkıp gittin salondan? Sana ne? Kitaplarımı basıyorsun diye her yaptığım şey için hesap mı vereceğim? Yayıncın olarak değil, arkadaşın olarak soruyorum bunları. Hiç iyi görünmüyorsun bu aralar. Yazamıyorum çünkü. Aslında sormak istediğinin ne olduğunu biliyorum. Ne zaman bitecek yeni kitabım? Senin derdin o. Ya boş ver kitabı filan. Yazma bir süre, dinlen, kendine gel. Kendimdeyim ben. Rahat bırakırsan daha iyi olacağım. Hatta gidip diğer yayın eviyle anlaştığımda daha da iyi olacağım. Gidelim hemen. Eve mi? Hayır, yeni yayın evime gideceğiz. Kimse beni anlamıyor. Sürekli üstüme geliyorlar. Andan yok. Ne kadar yalnız kaldım şu dünyada. Aslında kimse yalnız değildir dünyada. O ne demek şimdi? Ben sonuçta yalnızım işte. Hep aklınızın sesini öne alıp dinliyorsunuz. Halbuki kalbinizin sesine de kulak kabarsanız. Ne olacakmış kulak kabarsam? Sizi hiç yalnız bırakmayan, rahmetiyle kuşatan, sevgisiyle çepeçevre saran Allah'a bulacaksınız. Nasıl? O sonsuz merhamet sahibi, kapısını tokmağına el atanları ne yalnız bırakır ne de sevgisiz. Bunları söylemek senin için kolay. Eşini kaybeden benim. O öldü, anladın mı? O öldü. Niye öldü? Niye yok oldu? Ölüm yokluk mu? Kışta kaybolan, baharda canlanan yok mu olur? Neyse, sen kes sesini. Benim acımı anlaman mümkün değil. Allah'ım, annemi çok özlüyorum. Bu da nasıl dayanacağımı biliyorum. Lütfen dayan baba, yardım et. Biliyorum, annem senin yanında mutludur, eminim. Ama yine de ona çok iyi bak. Hepimize güç ver Allah'ım. Bunca sene çok kıymetim bilinmiş gibi takıldım kaldım bu yayın evinde. Bundan sonra vefa filan umurumda değil. Kendi çıkarlarımı düşüneceğim. Hay Allah, yanlış bir yerlere geldik galiba. Birilerine soralım isterseniz. Nesini soracaksın? Geldiğimiz yere bak. Yayın evi ne arar mahalle arasında? Buluruz şimdi bir çıkış. Dur şu arabayı, dur. Hemen. İsterseniz birine sorabilirim. Akşam olacak neredeyse. Geldiğimiz yere bak. Bir de şoförüm diye geçiniyorsun. Kovuldun. Kendine yapabileceğin bir iş bulsan daha iyi edersin. Ah!
kahretmesin. Allah kahretmesin. Affedersiniz. Buralarda bir tamirci var mı acaba? Sen o yazar değil misin? Evet hanımefendi, yazarım ben. Şimdi tamircinin yerini söylerseniz eğer. Sen mahvettin oğlumu. Senin kitapların, o karanlık yalan yanlış fikirlerin yüzünden oğlum insan içine çıkamaz oldu. Senin yüzünden oğlum sağlığını kaybetti. Gökhan. Sana bu odaya girmeyeceksin demedim mi ben? Yalnız bırak beni. Defol. Gökhan oğlum. Çık dedim sana. Çabuk çık buradan. Siz. Merhaba Gökhan. Odam biraz dağınık, kusura bakmayın. Bir süredir pek ilgilenemedim ortalıkla. Bilirsiniz yani... Ben yapamadım. Sizin kitaplarınızda anlattığınız gibi biri olmayı başaramadım. O gücü kendimde bulamadım. Çok denedim ama olmuyor. Ben de başaramadım. Belki de gücü yalnızca kendimde aramakla hata ettim. Belki de her şey benim elimde değildir. Kimin elinde o zaman? Yardım ister misiniz? Evet, aslında çok iyi olur. Hoş geldin oğlum. Rahatsız olma anne. Ne okuyordun? İnşirah suresi. Okuyayım mı sana da? Bismillahirrahmanirrahim. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin benini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi? Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet. Güçlükle beraber kolaylık vardır. O halde bir işi bitirince hemen başka bir işe giriş. Onunla uğraş. Hep Rabbine yönel. Ona yaklaş. Ve beni duymuyor musun? Duyuyorum, sağır değilim. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşmak mı? Pardon ama ne konuşacağız? Yani bir süredir birbirimizi pek dinleyemedik. Seninle yeteri kadar ilgilenemedim. Benim ilgiye falan ihtiyacım yok baba. Sen zaten bunu bana yeterince öğrettin annem öldükten sonra. Konuşabiliriz.
sorunlarımızın üstesinden birlikte birbirimize anlatarak gelebiliriz. Ben sorunlarımı kendim tek başıma halledebilirim, tamam mı? Kimseye ihtiyacım yok. Hele sana hiç ihtiyacım yok. Şimdi çıkar mısın lütfen? Yalnız kalmak istiyorum. İşlerim var. Dur Salih. Dilbe'yle konuşsak yoksa bir hata yapacak. Yol rota haktan olursa, sebep firavun da gözükse, Musa'ya istikamet sahili selamet olur. Bırakalım o zaman. Seyredelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Anne. Anne, ablam da gelmişti. Kaybettim. Bulamıyorum onu. Anne. 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 Abla çok kötü bir rüya. Gittim sandım. Sakin ol. Sakin ol çocuğum. Ablam, ablam gitmiş bak. Bu acıya ve yalnızlığa daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum. Beni merak etmeyin. Başımın çaresine bakarım. Zaten babam da hep öyle söylemez miydi? Güçlü olun, kimseden yardım beklemeyin demez miydi? Annemin yokluğuna dayanamıyorum. Onu çok özledim. Üstelik babamın hiçbir şey olmamış gibi davranmasına hiç dayanamıyorum. Boğuluyorum artık. Bu yüzden gidiyorum. Tilbe. Burası değil miydi ya? Tabii tabii burası. Şu ünlü bir yazar var ya, onun karısı kaza geçirdi geçen burada. Of, araba hurda. Kadın öldü. Dur. Dur dedim, ineceğim. Buyurun. Burada ne yapacaksın kardeşim?
Nereye gider ki oğlum bu çocuk? Bilmiyorum anne. Gidebileceği arkadaşlarını aradım, yok. Yok, bilmiyorum. Ben Salih ile çıkıyorum. Nereye bakalım önce? Bilemiyorum ki, hiçbir yer gelmiyor aklıma. Nereye gitmiş olabilir ki? Nerede bulacağım kızımı şimdi? Nerede arayacağım? Yanımdayken, yanı başımdayken yardım edemedim ona. Ulaşamadım. Nerede hata yaptım ben? Onca kitap yazdım. Yazdığımdan fazlasını okudum. Neyi kaçırdım, neyi göremedim? Aslında bütün kitaplar tek bir kitabı daha iyi anlamak için değil midir? Allah, Allah. Kendi hiçliğimi senin sonsuz kudretini anlama yoluna girdim. Ne olur. Çaresizim. Tükendim. Bana yardım et. Kızımın acısını gösterme bana. Yıkık kalbim evlat acısını kaldırmaz. Ne olur. Ne olur yardım et Allah'a. Canım evlatlarım, şimdi söyleyeceklerimi anlayabilir misiniz bilmiyorum. Ama bu mektubu size büyüyüp birer yetişkin olduğunuzda vermeyi planlıyorum. Ömrüm ne kadar vefa ederse hep ikinizin de yanında size destek olmaya çalışacağım. Yani ayrı kaldığımızda size çocukken söylediklerimi, anlattıklarımı hiçbir zaman unutmayın. Ne zaman yalnız hissederseniz o zaman yüreğinize bakın. Orada Allah'ın sevgisini, gücünü bulacaksınız. İçinden çıkılamayacakmış gibi gelen sıkıntılar çektiğinizde tek sığınağınız Allah olacaktır evlatlarım. Babanızın aslında özü temizdir. İyi bir insandır. Pek çok insan gibi bir süreç yaşıyor. Umarım bu süreç uzun sürmez. Sizin her zaman sevgiyle yaşayacağınıza inanan anneniz Handa. Kızım. Ne oldu sana? Burada yalnız başına ne yapıyorsun? Ben... Annem burada öldü. Hani şu ünlü yazarın karısı. Güçlü Oktay. Onun kızıyım ben. Vallahi kızım, ben yazar mazar tanımam. Geçen gün burada çok kötü bir kaza oldu. Ama mukadderat, ne yapacaksın? Elimizden kabul etmekten, onun için dua etmekten başka bir şey gelmez. Ama ben çok acı çekiyorum. Acı çekmek mi, acı çektirmek mi? Sen kendine acı çektiriyorsun. Ölüm yokluk değil, hiçlik değil. Kısa bir ayrılık. Sonunda tekrar kavuşmak var. O zaman aklını kullan, kalbine kulak ver. Her şeyin sahibi Allah'a el aç, dua et. İçini ona dök. Unutma, her sıkıntı iki kolaylık arasındadır. Gel kızım, gel. Yürümene yardım edeyim.
Sağ olun amca. Dur! Dur! Dur bir dakika. Allah gönderdi amcacığım. Sağ ol. Kızımı kavuşturdun bana. Evet sayın seyirciler. Bu haftaki konuğumuz Güçlü Oktay. Kendisiyle yeni kitabı Yalnız Değilsiniz'i konuşacağız. Güçlü Bey, son kitabınızın çizgisi, söylediği şeyler önceki kitaplarınızdan hayli farklı görünüyor. Evet farklı, farkındayım. Nihayet asıl söylemem gerekenleri, yazmam gerekenleri ifade etmeye başladığımı düşünüyorum. Hı hı. Bu vesileyle bütün okurlarımdan özür dilemeyi kendime bir borç biliyorum. Ben kendi kendime bir doğruya varacağımı zannediyordum. Oysa Allah'ın izni olmadan, yardımı olmadan hakikatin kavranamayacağını öğrendim. Çok şükür Allah bana yardım etti. Nefsimi aşıp hakikati görmemi sağladı. Çalışın, çabalayın ama nihayetinde bir şey isteyecekseniz... Bunu Allah'tan isteyeceksiniz. Çünkü Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yaşasın babam, geri geldi. Ama bu babam daha da iyi. Oo yavrularım benim. Güçlü Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oğlum, babacığım. Güçlü Bey ismi gibi gerçekten güçlü oldu. Benlik buz parçası gibidir. Eli hem yakar hem de üşütür. Tutması zordur. Varlığı hep külfettir. Külfetin rahmeti nerede? Buz parçası gibi olan benliğini Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Kevser havuzuna atıp eriten insanlardan bir insan olarak güzel ahlakla donanmış olur. Damlayken deryaya kavuşan... İçliğinde tükenmez bir hazineye kavuşmuş olur. Gerçek güçlü nefsini alt edebilendir. Allah hepimizi o güçlülerden etsin. Baba hoş geldin. Hoş bulduk canım ya. Biliyor musun güvercinin yavruları olmuş.